Taha Kılınç. Kolay değil. Yıllar önce ilk defa yurt dışına çıkışım Suriye'ye olmuştu. 2001'in yazında İlahiyat Fakültesinin ikinci sınıfını bitirdikten sonra hem coğrafyayı biraz daha yakından tanımak hem de Arapçamı ilerletmek için soluğu Şam'da almıştım. Huzuru, manevi iklimi, ilim halkalarının güzelliğini doyasıya hissettiğim bir zaman dilimiydi. Şam'ın kuzeyindeki Rükneddin semti ve çevresi, vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz yerdi. Said Ramazan el-Buti'nin cuma namazlarını kıldırdığı kendi mescidi oradaydı. Şeyh Ratiben Nabulsi'yi dinlediğimiz mescid hemen yakındaydı. Muhyiddin Arabi'nin türbesi ve etrafındaki mahallede Osmanlı atmosferini hissedebiliyorduk. Ebu Nur Külliyesi ise tüm bunların kavşağında yerli yabancı binlerce öğrencinin buluşma noktasıydı özellikle Türkiye'den Arapça öğrenmek için gelenlerin yolu Ebu Nur'dan mutlaka geçerdi. Şam'a ilk gittiğim günlerde Ebu Nur'un yakınında tezgah açmış bir manav amcayla tanışmıştım. Türkiye'liydi, Türkçesi de gayet düzgündü. Yıllardır Suriye'de yaşadığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra herhangi bir ihtiyacım olursa kendisine gelebileceğimi ifade etti. Eh, ben de gurbette bir öğrenci olarak bu yakınlıktan hem etkilenmiş hem de hoşlanmıştım. Bir defasında beni yine manav amcamızla laflarken gören bir arkadaşım, "Sen böyle güzel güzel sohbet ediyorsun onunla ama." dedi. O adam istihbaratın görevlisi. Buraya gelen Türk öğrencileri kontrol etmesi için Ankara'dan göndermişler. Anlattığına göre manav amcanın verdiği istihbarat sebebiyle Suriye'de sıkıntı yaşayan, hatta sınır dışı edilen çocuklar bile olmuş. Bu uyarıdan sonra elbette manav amcayla artık sohbeti selam sabaha kestim. Sırf onunla muhatap olmak durumunda kalmayayım diye o sokağa girmeyip yolumu değiştirdiğimde çok oldu. Ne zaman yurt dışına yolum düşse özellikle de İslam ülkelerinde bu hatırayı sıklıkla anarım. Kurumlarımızı canla başla çalışırken gördüğümde, Türkiye'den giden binlerce öğrencinin dünyanın dört bir tarafındaki gayretlerini izlerken, Türkiye'nin samimi atılımlarına heyecanla bakarken nereden nereye demekten kendimi alamam. Bir zamanlar kendi kısıtlı imkanlarıyla yurt dışına ilim tahsiline giden gariban öğrencilerin peşine düşmekten başka iş kotaramayan istihbaratımız artık bugün ciddi bir vizyonla bölgesel iddialar sahibi ise, vaktiyle sadece dünyanın büyük başkentlerinden gelecek suflelere kulak kabartarak ve onların iznini umarak adım atmaya çalışan bir ülke, bugün artık birçok alanda devler ligine oynuyorsa, yurt dışındaki kadim İslam şehirlerinde esamimiz bile okunmazken, bugün Tika, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kurumlarımızla yarım kalan tabloyu tamamlamaya çalışıyorsak, kaybedilen zamanları bir an önce telafi edebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken, sözde aynı dini ve manevi dünyayı paylaştığımız bazı dost ülkeleri bile kızdırmaya ve hasetlerinden çatlatmaya başlamışsak 2001'in yazında Şamdar asladığım o manav figürünü düşünüp bugün geldiğimiz noktaya bakarak hamd etmemem imkansız. Her insaf sahibinin de meseleye bu açıdan baktığında aynı şeyi hissedeceğinden eminim. Eksikler ve yanlışlar var mı? Elbette var. Bazı şeylerin daha iyi yapılması mümkün mü? Elbette mümkün. Ah keşke dediğimiz durumlar olmuyor mu? Elbette oluyor. Bazı alanlardaki atalet ve tembellik bazen insanı çıldırtacak boyutlara ulaşmıyor mu? Elbette ulaşıyor. Fakat toplumun ciddi bir kesiminin sırf ideolojik sebeplerle devletin en kritik kurumlarından on yıllar boyunca uzak tutulmasından sonra birdenbire her şeyin düzgün ve kalıcı biçimde yapılı vereceğini beklemek de gerçekçi değil. Bocalayanlar olacak, şaşıranlar olacak, İstismar edenler olacak, müsrifler olacak, niyeti bozanlar olacak, eline geçene ihanet edenler olacak. Ama yolun sonunda artık bir şeylerin toparlanması gerektiği şeklindeki vicdani ses hepsine baskın çıkacak. Bu günleri bir geçiş dönemi olarak görmek, hayatın akışına göre en mantıklı olan yorum. Eksik ve yanlış her neyse bunu düzeltecek olan da yine bizleriz okuyalım, çalışalım, kendimizi geliştirelim, derinleşelim, ufkumuzu genişletelim ve şikayet ettiğimiz şeyleri düzeltecek şekilde işi ele alacak kapasiteye ulaşalım. Bizi tutan kim? Engelleyen ne? Bir ülkenin kabuğunu kırması ve on yılların birikmiş tortularını süpürüp atması kolay değildir belli bir ideolojik çerçeveyle oluşturulmuş ve senelerce o şekilde iş tutmuş kurumların birkaç yıl içinde baştan aşağı değişmesi de beklenemez Türkiye gibi gerçekten zor bir ülkede değişim dediğimiz şeyin akşamdan sabaha gerçekleşecek bir durum olmadığını teslim etmek gerekiyor siyaseti ekonomiyi, dış politikayı, dini alanı ve hayatın diğer kısımlarını değerlendirirken, yorumlarken ve eleştirirken sormamız gereken temel bir soru var. Ben olsaydım nasıl davranırdım? Bu soruya sakince ve vicdan ölçüsünce verilecek cevaplar Eleştirilerin ve afki yorumların birçoğunun yok olmasına, yerlerine sağlıklı bir empati duygusunun gelmesine ve böylece daha makul bir değerlendirme üslubunun yerleşmesine yardımcı olacaktır. Taha Kılınç, Yeni Şafak